Şimdi bakın, bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, arkamda görüyorsunuz, cuma namazı için gitti camiye ancak bu gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Tabii hemen konuyu yargıya taşıdı. Dedi ki ben cuma namazına gittim ama iş yeri beni işten çıkardı. Tabii ki yargı bunu haksız buldu. Dedi ki bu vatandaşın anayasal hakkıdır. Cuma'ya gidemezsin, iş yerini terk edemezsin demişlerdi. Cuma namazına giden işçisini kovdu, işverini haksız bulan mahkeme emsal bir karara imza attı. Şimdi karar emsal, kesin karar oldu. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin 2 hafta üst üste cuma namazına gidince patronu tarafından uyarıldı. İnsanların cuma namazına gitmesi anayasal bir hak. İşverenin uyarısına rağmen bir sonraki hafta tekrar cuma namazına giden Mehmet Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mehmet Yetkin konuyu yargıya taşıdı. İş mahkemesinde görülen davada Mehmet Yetkin'in cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğu vurgulandı. Böylece işçinin işe iadesine karar verildi. Allah'a şükür bu karardan mutluyum. Yerel mahkeme beni haklı buldu. İnsanlar Allah'ın izniyle cumaya gittiğinde herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacak. Şirket bu kararı bir üst mahkemeye istinafa taşıdı. Bir üst mahkemede de reddedildi. Ancak üst mahkeme de işçiden yana oldu. Yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Mehmet Yetkin şimdi o şirkete tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Kazanırsam hayır amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Konya'daki bu ilginç çekişmeye vatandaşlardan da tepki geldi. Çok ters ve abes karşılıyorum. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Yarım saatte bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Son derece ayıp bir şey. Cuma'ya gittiği süre işini aksatmasına sebep olacak kadar bir süre değil.